Sevgili gençler merhaba. TYT tarih konularını örnek soru çözümleriyle birlikte bugün çözeceğiz. Evet, gelsin sorumuz. Karşınızda bir tablo var. Tabloya baktığımızda el emeğine dayalı üretim ile endüstriyel üretimi, üretim değişkenleri açısından kıyaslayan bir tablo var. Sermaye ve emek konusuyla ilgili. Bunu tabloyu kıyaslama yaparken hem çalışma ortamı hem üretim aletleri, üretim hızı ve miktarı bir de çalışma disiplini açısından değerlendireceğiz. Bu değerlendirme ile beraber sorumuza bakacak olursak verilen tabloya göre sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni durum ve öncesi karşılaştırıldığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi söylenemez? Evet, olumsuz bir soru kökümüz var. Baktığımızda A seçeneği el emeğine dayanan üretimde ürün fazlası yaratma kapasitesi artmıştır. Tablomuza bakalım. El emeğine dayalı üretimde küçük el tezgahları ve atölyeler olduğu için ürün fazlası yaratma kapasitesi artar mı, azalır mı? Evet, azalır, artmaz. Neye göre? Fabrikalardaki üretime göre. O yüzden söylenemez dendiği için doğru cevabımız A seçeneği. Diğerlerine baktığımızda Avrupa'da çalışma ortamları ve üretim şekli değişmiş midir? Evet, küçük el tezgahları ve atölyeler artık yerini fabrikaya bırakmıştır. Üretim şekli de daha hızlı hale gelmiştir. C'ye baktığımızda endüstriyel üretimle mal ve ürünlerde üretim hızı ve miktarı artmış mıdır? Daha az kaliteli ve yavaş üretim varken daha sonra daha fazla standart kalite ve hızlıya geçiş yaşanmıştır. Sanayileşme çalışma hayatının geleneksel aktörlerini değiştirmiş midir? Evet, klasik dönemde yani el emeğine dayalı üretimde aktörler usta-çırak ilişkisi iken daha sonra patron-işçi ilişkisi ve rekabeti beraberinde getirmiştir. E'ye baktığımızda endüstriyel üretimle daha ucuz ve standart kalitede mallar üretilmiş midir? Evet, endüstriyel üretimle fabrikalaşma olduğu için daha standart kalitede mallar ve ucuz mallar üretilmiştir diyebilir miyiz? Tablomuza göre de diyebiliriz. Peki söylenemez neydi? Hemen hatırlatalım. Doğru cevabımız A seçeneği. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir İngiliz seyyah 1872 yılında hazırlamış olduğu eserinde İzmir'de Türkçe, Rumca, İtalyanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Arapça dillerinin konuşulduğunu belirtmiştir. Bu bilgilere göre İzmir şehri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? Evet, konumuz 19 ve 20. yüzyıllarda değişen gündelik hayatla ilgili. İzmir ilinin bir takım özelliklerini sıralamış. Bu özelliklerine göre hangisinin söylenebilir olduğunu arayacağız. A seçeneğimize baktığımızda 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin önemli bir liman kentidir. Evet, İzmir bir liman kentidir ama parçaya göre değerlendirdiğimizdeki yine hatırlatma gereği duyuyorum, TYT sorularında metne göre, bilgilere göre, paragrafa göre sınırlamasını lütfen unutmayalım. Bu bilgilere göre değerlendirdiğimizde liman kenti olma özelliğini görmemekteyiz, söyleyemeyiz. B'ye bakalım. Kozmopolit bir nüfus yapısına sahiptir. Evet, İzmir'de Türkçenin, Rumcanın, İtalyancanın, Fransızcanın, İngilizcenin, İspanyolcanın ve Arapça dillerinin konuşulduğunu belirtilmesi aynı zamanda B seçeneğindeki kozmopolit bir nüfus yapısına sahiptir özelliğini söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneği. C'ye bakalım. Türklerin sayısı diğer topluluklardan daha fazladır. Böyle bir ifade yok. İngiliz seyyahlar şehri sık sık ziyaret etmektedir. Yine bu bilgilerden ulaşamayız. Müslüman ve gayrimüslimler ayrı mahallelerde yaşamaktadır. Aynı şekilde burada ifade edilmediği için söyleyemeyiz. Doğru cevabımız B seçeneği. Yeni sorumuzla devam ediyoruz. 1885 ve 1886 yıllarında Eskişehir ve çevresine Rumeli ve Kafkasya'dan gelen Müslüman muhacir iskan edilmiştir. Buna göre bölgeyle ilgili durumlardan hangileri söylenebilir? Evet, Eskişehir ve çevresine Rumeli ve Kafkasya'dan gelen Müslüman muhacir derken göç eden kişi olarak söyleyeceğiz. İskan yerleştirmedir arkadaşlar. Peki bu bölgeyle ilgili ne diyebiliriz, söylenebilir? Nüfus artışı yaşanmış mıdır? Evet, göç olduğu için yaşanmıştır, ulaşılabilir. 2'ye bakalım. Sosyoekonomik değişimlerin meydana geldiği, gelen insanlarla beraber hem sosyal hayat hem de ekonomik hayatta farklılıklar kendini gösterecektir. Meydana geldiğine ulaşabiliriz. 3'e baktığımızda farklı bölgelerden gelen göçmenlere ev sahipliği yaptı. Evet, Eskişehir için konuşuyoruz soru kökümüzde. Göç aldığı için farklı bölgelerden gelen göçmenlere ev sahipliği yapmış mıdır? Evet, yapmıştır. O zaman 1, 2 ve 3 dediğimiz doğru cevabımız E seçeneği. Yeni sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Batılılaşmanın etkisiyle Avrupa'da yayılan yeni mimari akımlar Osmanlı'da da eş zamanlı olarak benimsenmiştir. 19. yüzyılda Osmanlı mimarisinde Avrupa kökenli eklektik üslubun varlığı etkili olsa da bezemede Türk sanatının etkisi devam etmiştir. Batılı model algısı ile inşa edilen Dolmabahçe, Çırağan ve Beylerbeyi sarayları ile çok sayıdaki kasır ve köşkler hem yeni mimarileri hem de yaşam tarzları ile beraberinde yeni kullanım eşyalarını da getirmiştir. Evet, 19 ve 20. yüzyıllarda değişen gündelik hayatla ilgili bir sorumuz. Buna göre yargılardan hangisine ulaşılamaz? 1'e baktığımızda geleneksel Osmanlı mimari anlayışı sona ermiştir. Geleneksel buradaki mimari anlayışımız bezemedir. Yani zemin üzerine süsleme sanatıdır. Hem eski Türklerde hem de Osmanlı'da gözüken bir sanattır. Ve bezeme Türk sanatının etkisi devam etmiştir. Metinde bu cümle yer aldığı için birinci öncülümüze ulaşılamaz. Yani doğru cevabımız yalnız 1, A seçeneği. Diğerine baktığımızda ise İstanbul'da yeni mimari akımlara uygun yapılar, evet, Dolmabahçe gibi, Çırağan gibi saraylar yeni yapıya örnektir, ulaşılabilir. Batılılaşmanın etkisi mimari alanda sınırlı kalmamıştır. Doğru bir ifade, ulaşılabilir. Neden? Son cümleye baktığımızda yaşam tarzları ile beraberinde yeni kullanım eşyalarının da getirmiş olması bu öncüle de ulaştırır bizi. Biz ulaşılamazı aradığımız için doğru cevabımız A, yalnız 1. Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Sanayi devrimi sonrası 19. yüzyılda kent sistemi ortaya çıkmış ve Avrupa'da ekonomik merkezler durumuna gelen büyük metropoller oluşmuştur. Kamusal alan ile özel alanın birbirinden ayrıldığı bu dönemde kentler modern toplumsal yapısına uygun olarak yeniden tasarlanmaya başlanmıştır. Ancak hızlı ve plansız göç hareketleri beraberinde bazı sıkıntıları da getirmiştir. Su, kanalizasyon, atık toplama gibi belediye hizmetleri yanında eğitim, sağlık ve kültür hizmetlerinin de aksamasına ve çarpık kentleşmeye sebep olmuştur. Evet, yine aynı konumuzdan bir soru. Paragrafa göre gibi yargılardan hangisine ulaşılabilir seçeneğimizi bulmaya çalışacağız. Birinci öncülümüze bakalım. 19. yüzyılda Avrupa'da yeni şehirler ortaya çıkmıştır. Evet, büyük metropollerden kentlere doğru göç edilmesinden ve yeni kentlerin ortaya çıkmasından bahseden paragrafımıza göre ulaşılabilir. 2'ye baktığımızda kırsal kesimde nüfus yoğunluğu azalmış, üretim faaliyetleri durmuştur. Oysa ki burada üretim faaliyetlerinin durduğundan bahsedemeyiz. Ne kadar nüfus azalsa da üretim faaliyetlerinin durduğuna dair metnimizin içerisinde herhangi bir ifade yok. O yüzden ulaşılamaz. 3'e baktığımızda nüfus yoğunluğu pek çok toplumsal ve altyapı sorunu yaşanmasına neden olmuştur. Evet, günümüzün de sorunu biliyorsunuz. Köylerden kentlere göçler yeni metropollerin sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Altyapı sorunu yaşanmıştır. Neden olmuştur? Ulaşılabilir. Soru kökümüzü tekrar hatırlayalım. Ulaşılabilir olduğu için doğru cevabımız 1 ve 3, yani C seçeneği.